Merhabalar. Avukatlığa başladıktan sonra spor zaten hep böyle üniversite döneminde de çok içindeydim. İşte fakültenin kadın basketbol takımını çalıştırarak başladım. Sonra bir gün Ankara Atatürk Spor Salonu'nun kapısında sarı bir levha gördüm. İşte futbol hakemliğiydi aslında asıl amacım, olmak istediğim şey. Fakat o zaman işte göz numaranız falan uygun olması lazım. Yani gözünüzün bozuk olmaması lazım. Lens o kadar yaygın değil o dönem. O olmayınca Atatürk Spor Salonu'nun kapısındaki o sarı levhada basketbol hakemi olmak isteyenler diye bir başlık vardı. Ben hemen gittim. Orada o zaman İl Hakem Kurulu'nda Mehmet Togay abimiz vardı. O dedi ki ya sen niye geldin ki? Zaten içimizdesin. Maçlarımızı yönetiyorlar falan dedim. Abi hoşuma giden bir şey. İşte öyle bir basketbol aşkı iyice orada içime girdi. İşte bir 8-10 yıl hakemlik. Ondan sonra 2005'te Beşiktaş'ta menajerlik Murat Didi'nin oraya antrenör olmasıyla, koç olmasıyla. Sonra Ergin Ataman'ın 2007'de Beşiktaş'a İtalya'dan gelişinde oynadığım rol. Oradan başlayan dostluk ve beraberlik. 4 yıl Beşiktaş menajerlik döneminden sonra rahmetli Mehmet Can Öztürk 2011'de sanırım Beşiktaş'ın başına gelmişti. Dedi ki bu menajerlik tarafında bir boşluk var. Bence menajerliğe başlayın. Onun biraz itmesiyle başlar gibi olduk. Hafif böyle bir Amerika'ya git gel olduğu arada böyle bir pasif şekilde yapar gibi olduk. Sonra hızlı bir şekilde tam giriş yaptık. Bu en büyük avantajım bence zaten. Yani kulüp tarafını oranın hem de büyük kulüplerden birinin içindeki dengeleri bilmek. Bu hemen hemen üç büyük kulüpte de bence böyle. Orayı bilmek, hakem tarafını bilmek. 10 yıl Futbol Federasyonu'nda etik kurulu üyeliği yaptım. Federasyonların yapısını biliyorum. Ve ondan sonra da oyuncuların menajerliğini yaparken bence daha rahat ediyorum tabii. Tarafların ne düşündüğünü hissediyor olmak ve onu o tecrübe tabii önemli bir avantaj. Bizde aynı anlamı bence taşımıyor. Ajans çünkü oyuncuların haklarını tam koruyan bir sistem değil, tam tersine onları iyi tanıtan ve onların iş bulmalarını sağlayan bir sistem. Menajer dediğimiz şey bence tam kelime karşılığını söylemek lazım. Menajer beceren insan demek. Yani her şeyi becereceksiniz bir kere oyuncuyla ilgili. Dolayısıyla bunun işte hukuksa hukukaya, transferse transferaya, genelde böyle agentlar yurt dışında bildiğimiz transfer döneminde hissedilen bir şeydir. Halbuki bence menajerlik 12 aya yayılan ve oyuncuyla sürekli birlikteliğinizi getiren bir şey. Bu kısmı bence önemli. Oyuncunun her türlü konusunu çözebilen ve hepsini işaretleyen, belki bunlarda bir takım bilge insanları da kullanan, yani finans sektöründe bir yatırım danışmanıyla çalışan, psikologla çalışan, zaman zaman işte yaz döneminde genç oyuncuların gelişimini sağlamak için bir takım koçlarla çalışan, onlara bir takım çalışmalar yaptıran. Çok geniş bir kavram. Sezon içinde tabii ki oyuncunun takımla, antrenörüyle problemi olabilir, idari problemi olabilir. Bence oyuncu antrenör arasındaki problemleri kendileri çözmelidir. Antrenörle oyuncunun arasından başlamalıdır çözüm. Ama iş daha idari noktaya gelebilir. Oyuncu takımdan ayrılmak isteyebilir. Kulüp takım oyuncudan ayrılmak isteyebilir. Bunların hepsi mümkün. Bunların hepsini kontrol eden ve bir dengede tutan, tarafların hakkını, hukukunu gözeten insan demek. Aslında Amerika'da çok örneği var. Avukat menajer kavramı çokça var. Türkiye'de sanıyorum benle başladı. Küçük denemeler vardı benden önce ama çok genişleyen bir boyuta ulaşmadı birkaç arkadaşımızdan. Yani ben onu epeyce bir ileri götürdüğümü düşünüyorum. Yani oyuncular bundan memnun mu? Memnun. Ama
Tabii benim o bir avukat duruşu ve söylemi bazen oyuncularda, kendi oyuncularımda bile rahatsızlık yaratabiliyor. Bazen sert söylemlerim olabiliyor. Ama işte o hukuk insanı olmaktan kaynaklanan, adalet terazisinden kaynaklanan bir durum benim için. Onu da ben tabii yok sayamıyorum yani mutlaka. Bazen herkesin sırtını sıvazlayamayabiliyorum yani. Yani orada kulübün haklı olduğu yerde ben oyuncuya bunu lisanı münasiple söylüyorum. Tabii kadın oyuncuları çokça temsil ettiğimiz için çok duygusal tarafı var onların. Çünkü o anda farklı bir duygusallıkta oluyorlar. Onu da yumuşatarak konuyu çözmek zorundayız. O işimizin zor tarafı. Psikolog, hakem, hukukçu, menajer, aslında hepsini bir arada bulunduruyorsunuz bir nevi. FIBA menajerliği, FIBA'nın menajerlik sınavına girip o sınavı geçen kişiye diyoruz. Avukatların bir takım belgeleri sunmasıyla zaten o sınava girmeksizin muafız biz o sınavdan. Onun yanında bir de sınava giren arkadaşlarımız var, hukukçu olmayan. Bu bence uluslararası ehliyet gibi düşünün. Burada bizim federasyonumuzda bir küçük bir sıkıntı var. Yani kendi Türkiye Basketbol Federasyonu'nun bir aracı diye bir kavram var ama bence FIBA'ya bağlı olduğu için Türkiye Basketbol Federasyonu FIBA'nın verdiği menajerlik belgesini bence kabul etmek durumunda. Çünkü bu zaten bağlı olduğumuz üst kurulun verdiği ve sınavdan geçirerek verdiği bir belge. O yüzden FIBA menajerliği bütün dünyaya hükmedebilen bir menajerlik kavramı bence. Zaten FIBA'nın yaptığı sınav bunların hepsini kapsayan geniş ve uluslararası dilde yapılan bir sınav, İngilizce yapılan bir sınav. Basketbol Federasyonu bence o sınavı tabii ki yapmalı, o eğitimi tabii ki yapmalı. Ama FIBA'nın vermiş olduğu belgeleri de mutlaka tanımalı. Onlara yeniden bir sınava tabi tutmamalı yani. Oyuncu menajeri şunun için ihtiyaç duyar. Bir kere menajer bütün geniş sathı tarar. Yani transfer olurken ona en uygun kulübün hangisi olduğunu bir oyuncu tek başına ne yapar? Bir kulübün onu aramasını bekler ister istemez. Bir oyuncunun kalkıp da bir kulübü arayıp beni alır mısınız demesini ben zaten hoş bulmuyorum. Çünkü bu ilişkiyi başladığında yarın kulüp başkanı o oyuncu kötü oynadığında seninle o kadar konuştuk, para verdik, sen niye böyle kötü oynuyorsun hesabını sorabilir. Halbuki bu ilişkiyi bence oyuncu değil, doğrudan menajerle kulüp sağlamalı. Ve oyuncu da antrenörle muhatap olmalı. Yani parkeye çıktığında o da o parkedeki alandan sorumlu olmalı. Biz de dışarıdaki idari işleri yapmalıyız. Ben yani yaklaşık işte 100 civarında oyuncuyla çalışıyoruz. Bakıyorum etrafta. Var 2-3 tane var ama emin olun uzun süreli olmuyor. Yani ben kariyerinin başından sonuna kadar menajersiz çalışmış bir oyuncu hiç tanımadım. Menajerlik sistemi geliştiğinden itibaren tabii. Bence bir kere artık o yolu denemiyorlar hiç. Yani geçmişte bazı ablalar mutlaka bu yollardan geçtiler. Belki transferleri daha kolay oldu. O sezon için öyle bir şeyi yaptılar ama ertesi sezon yine bir menajer arayışına girdiler. Bence ihtiyaçları olan yer dediğim gibi bütün o ilişkiyi sağlanması, onun önüne bunun bir anlatılarak, temizlenerek gelmesi. Çünkü bir transferde 100 şey konuşulur, bir tane imza atılır sonunda. O 100 tane şeyle bir oyuncunun uğraşması demek, gerçekten kafasının çok bulanması demek. Hatta bir takım transferlerin olmaması sonucunda doğurabilir bu. O ilişki kirliliğine girdiği için. Ama bir menajer onun önüne temiz bir sayfa açabildiği için oyuncunun önüne, bence menajer o anlamda oyuncu için oldukça önemli bir kavram. Burada hep söylerim, işte menajerlik komisyonu tabii yapılan işten bir bedel alınıyor. Onu oyuncudan değil zaten kulüpten alıyoruz. Türkiye'de gelişmiş olan sistem o. Dünyada da genelde o. NBA'de biraz daha farklı. Avukatlıkta da bunun tam tersidir. Avukatlıkta siz müvekkilinizden, temsil ettiğiniz kişiden alırsınız paranızı. Şimdi menajerlikte hep oyunculara söylediğim şu. Ya sen 10 kazanıyorsan ben 1 kazanıyorum. Dolayısıyla asıl senin ne yaptığın önemli. Yani ben bir şekilde zaten o 1'i kazanırım ama asıl sen onun içini ne kadar doldurabiliyorsun ona bakmak lazım. Dolayısıyla yaptığımız her şey biri adına yapılan bir işlem ve o biri içini dolduracak bunun. Biz onu tabii ki süslüyoruz, daha güzelleştiririz, özelliklerini daha iyi yansıtırız. Bunların hepsi ikna
etme noktasında var, pazarlık noktasında var. Ama oyuncu bunların bu şeylere girdiği zaman, bu ilişkilere girdiği zaman, bu konuşmaları yaptığı zaman hem yorulur, hem sportif anlamda eksik kalır, tam yansıtması gerekeni belki yansıtamaz. Bunların hepsini dikkate alınca bir oyuncunun ben menajere ihtiyacı olduğunu, bugünkü dünyada zaten kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Kulüplerle menajerlerin ilişkisi noktasında inişli çıkışlı anlar olabilir. Çünkü sezon içinde mutlaka işte ara transfer dediğimiz bir şey var. Şimdi bir kere ara transfer neden oluyor? Ya kulüp oyuncudan memnun olmuyor ve yerine yeni birini arıyor, ya da oyuncu kulüpten memnun olmuyor, yeni bir kulüp arayışına giriyor. Dolayısıyla ara transfer demek zaten bir sorun demek aslında. Şimdi orayı, o noktaya gelirken illaki kulüple menajer arasında bir takım tartışmalar, bir takım gerginlikler olabilir. Önemli olan bunların sonunda iki taraf da bana göre birbirine muhtaç. Kulüp sayımız 5000 tane değil. Kadın basketbolu adına konuşuyorum. Dar bir havuz var. Oyuncu havuzu da dar. Dolayısıyla menajer havuzu da dar. Bunların hepsini bir dikkate aldığımızda zaten bir noktada uzlaşmak zorundayız. Önemli olan anlamsız taleplerden uzak kalmak. Herhangi bir taraf anlamsız taleplerde bulunuyorsa menajerin görevi onları törpülemek, onları daha anlamlı hale getirmek ve tarafları bir noktada yine buluşturmak. Dolayısıyla o problem yaşayan oyuncuya yeni bir sayfa açabilmek, kulübede eksik olduğu noktada o eksikliği giderecek imkanı sunmak olması lazım. Tabii menajerler zaten her zaman en çok bundan olumsuz nasiplenen taraf. Çünkü oyuncunun parasını önce ödemeye çalışır kulüp, menajerin parasını en sona atar. Menajer nedense ona bir kazandığı halde en güçlü figür olarak görünür. Neden olduğunu bilmiyorum bunu. Halbuki öyle bir durum yok. Ama biz de hep arkamıza bir kuvvet varmış gibi kulübün bu tür sıkıntılarını, taleplerini tolere ederek davranırız. Alışılagelmiş olan sistem de bu. O yüzden bu ilişki silsilesi aslında kulüpler menajeri biliyor, menajer kulüpleri biliyor. Bir noktada sonunda anlaşıyorlar. Yeter ki kötü niyet olmasın, ihtiyaçlar giderilsin bence.